herkese selam. Burun ameliyatı için bugün bir randevum var. Bir hafta sonra rinoplasti ameliyatı oluyorum. Son görüşmeme gidiyorum. Bu görüşmede doktorumla işte ameliyat günü neler getirmem, ne yapmam gerekiyor, bunlar konuşulacak. Sonrasında ödememi yapacağım ve pazartesi günü ameliyatım yapılacak. Zaten o günde ek olarak anlık videolar çekeceğim. Burnumuzun burası yatık dediğim gibi. Burnumuzun ucu burada geniş görünüyor. Az önceki fotoğraftan farkı, birisi tek flaşla çekildi, birisi çift flaşla. Peki ne yaşayacağız, ne yapabiliriz burnumuz için? Çok küçültmeden. Üstünü buradaki gördüğünüz kemeri alacağız ya. Kemeri aldığımız zaman ister istemez burun üstten küçülüyor. Ama ucu küçük zaten. Ucunu da çok küçültmeden, çok büyütmeden şuradaki sarkmamızı düzelteceğiz. Buradaki sarkma var ya, yukarı kalkıp burnunuzun ucu belirecek. Yani sanki yandan baktığımız zaman burnunuzun ucunun durduğu bir nokta yok gibi duruyor. Yuvarlak bir burun ucu. Burnunuzun ucunun durduğu bir nokta oluşturmaya çalışacağız. Saat sabah 7'ye çeyrek var. Hava şu durumda, hala karanlık. Ameliyata gidiyorum. Gittiğimde anlık yine bilgilendirme yapacağım. Evet, saat 9. Ben ameliyat önlüğümü giydim. Kanım alındı. EKG çekildi, göğüs filmi çekildi. Şimdi onların sonuçlarının çıkmasını bekliyorum. Sonrasında ameliyata gireceğim. Artık bir kemerim olmayacak. Öyle, biraz heyecanlı olabilirim ama bu heyecanım gülerek falan çıkıyor. Böyle gereksiz, anlamsız şeylere gülebiliyorum. Son derece makyajsız, şişim. Böyle ameliyattan sonra zaten şey yapacağım, çekeceğim. Çıktıktan sonra arkadaşım var, İlayda, o çekecek. Sonra işte gün gün ya da işte ameliyat olduktan sonra kendim durumumu çekeceğim. Bu kadar. Ben gidiyorum. Küpelerimi çıkartmam gerekiyor ama küpelerimi çıkartamıyoruz şu anda. Şu an bu kaldı burada. Acaba piercingimi nasıl çıkartacağız? Şu anda akıllarda tek soru bu. Piercing tabii ki. Saçmalama, niye makineyle çıkarılsın? Böyle bir şey olabilir. Hayır. Kulağım kanıyor şu an. Kulağım kanıyor. Zorladın değil mi? Evet. Elle mi? Senin o çıkmayacak olan hangisiydi, yukarıdaki mi? Tamam, o sıkıntı yaratmıyormuş. Aşağıdakini de aşağıya sürdürüyorsun. Çıkmıyor ama ne olacak? Üstteki de çıkmıyor yavrum. Hayır, yani bu altta ya. Ha, üstteki çıkmadığı için çıkmıyor değil. Onun çıkmaması gerektiği için çıkmıyor. Tamam ama o sorun yaratmıyorsa alttaki de yaratmayabilir. Aşağıda çıkarabilirlerse çıkarırlar. Böyle koparırlar artık kulağımı. Koparırlar mı kulağımı? Saçmalama. Anestezi almadan ama çok hızlı geldi. Saçları toplamam gerekecek mi acaba? Hela 3 saniye içinde vazgeçebilirim. Ay çok iyi ya. Arkadan el salla bari. Ne
Bakıyor bir de. Konuşamıyor da çocuğu. Bak fındık burun oldun ama. Ameliyat olalı kaç saat oldu? 11.30'da çıktı. Kaç saat oldu? 2 saat olacak. Saat kaç? 1 saat var. 1.5 saat olmuş. 1.5 saat olmuş şu an durumdayım. Çok sıcak burası. Hiç mutlu değilim. Su içemiyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor. Hiç sızmıyor. İyi ameliyat geçtiniz. Çok zorlanmayacaksın. Hı? Çünkü içeride problem yoktu. Dokunmadım içeri. Yaptık şeyler. Bu kadar yüksek yapması gerekmiyor. Biraz çok yapmayın ki ödem şey yapmasın. Bak şimdi ödem yüzünde ödem olursa da hepsi geçecek. Öyle bir şey. Bu kadar yüksek yatıp da bir gecede mahvetmene gerek yok. Yatabiliyorsan yat ama hafif biraz daha alçaltabilirsin. Yarından itibaren de normal yatacaksın. Şu an doktorum geldi. Saat kaç İlayda? 13.54. Saat 2. Kaç saat oldu ameliyattan çıkalı? 11.30'da mı çıktın? Tamam. 2.5 saat olmuş. 2.5 mi oluyor? 2.5 mi oluyor? İnşallah öyle oluyor. Evet. Tamam. Doğru hesaplamışım. Sanki gözümün buralarında böyle şişlik olacak. Buralarım da başladı sanki. Biraz şişeceğim gibi bakalım. Bu gece göreceğiz. Şu an saat 2'yi geçiyor. Yüzü de durumda ileride. Ödemli. Şişti mi? Evet. Morarıklık var mı? Yok ama olacak gibi. Bence de. Şu anda yemek yiyebiliyorum. Kendim yiyorum. Ağrım yok. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Şu an tek sorun. Ne? Boğazın iyi mi? Ha, boğazım çorba içince ve su içince biraz rahatladı. İyi. Bakalım ilerleyen saatlerde yere çekeceğim. Şu an saat 4, hatta 4'ü geçiyor. 5 saat oldu ameliyattan çıkalı. Bu durumdayım. Şuralarda biraz şişlik var gibi ama onun dışında ağrım yok. Yürüyebiliyorum. İşte gördüğünüz çorba içtim, bir şeyler yedim. Ananas yedim, ananas suyu içtim. Ödem attırıcı diye okumuştum. Doktorumun böyle bir isteği yoktu bu arada. Ananas suyu hani içme gibi bir şey zorunlu değil. Ya da bunu doktorum önermedi ama izlediğim videolarda ve okuduğum şeylerde ödem attırıcı etkisinin olduğunu okudum. O yüzden onu içtim. Su içiyorum bol bol. Bu şekilde. Şu an saat tam 12.20 geçiyor. Ve bu durumdayım. Beklediğimden daha iyi. Morluğum yok. Tabii yarın nasıl olur bilmiyorum ama şu anda bu şekilde. Sanki biraz ödemim var. Ama morluk, gözün içinde kanlanma falan şu an olmadı. Bu gece daha çok korkuyordum. Çünkü genellikle gece mor ve ağır geçebiliyor. Ama şu anda her şey yolunda, ağrım zaten yok. Bol bol ananas suyu içiyorum. Şimdi bir de ananas yiyeceğim. Yemek falan yedim normal. Her şey güzel. Yarın sabah tekrar ilgilendirme yaparım. Saat 9. Doktorum geldi son kontrole. Kahvaltılarım geldi. Bu durumdayım. Ama uykusuzum yani. Uyuyamadım da hiç. Bu arada uyuyamamamın sebebi ağrım falan olmasından değil yani. Başka yerde uyuyamadım. Bir de burnumu çarpacağım, burnum düşecek.
işte burnuma bir şey gelecek diye o psikolojiyle uyuyamadım hiç. Böyle şey yarı baygın gibiydi. O yüzden de gözüm şişmiş olabilir. Çünkü göz kapaklarım falan da şiş. Böyle genel bir morluğu hani korktuğum kadar yok. İşte doktorum gördü. Muhtemelen az şişerlerden olacaksın dedi zaten. Bu gece dedi olabilir şişliğin dedi. Onun dışında yarı dedi, eğer bu şişliğin olursa yarı dedi, şey yapmaya başlar, inmeye başlar dedi. Bakalım nasıl olacak. Öğleden sonra yine çekeceğim, eve gideceğiz zaten, çıkacağız. Şimdi kahvaltım geldi, hafif bir şeyler atıştıracağım. Sonra görüşürüz o zaman. Nefes alabiliyorum. Bu arada bende kesinlikle bir tampon yok şu anda. Herhangi bir buz uygulaması da yapılmadı. Yani doktorum buz uygulamasını istemedi. Bir saatte konuşuyorum şu an bu arada. Gerildim birazcık. Şöyle bir şey var. Bu bir ilaç değilmiş bu arada. Öyle söyledi doktor. Yani daha doğrusu asistanı. Temizlikten sonra durum bu şekilde. Selam. Şu anda bu durumdayım. Burnum çok tıkalı. Şişliklerim arttı. Buralarım dolu dolu. Bu göz kapaklarım çevresi buralar mor. Bugün çok iyi değilim. İlk iki günüm rahat geçti aslında ama. Bugün böyle. Şişliklerim rahatsız ediyor. Burnumun içi dolu. Nefes alamıyorum. Sürekli bu durumdayım. Umarım yarın çok daha iyi olur. Bugün gayet iyi uyandım. Dünden daha az gergin yüzüm. Dün çok şişliklerden dolayı bir gerginlik de vardı. Gerçi yine şişliklerim burada var. Ama göz altım böyle kalıp halinde şişti dün. O yok. Onun dışında morluklarımda biraz açılma var hafif. Gözümün üstü hala aynı. Ama hani genel durum olarak daha iyiyim diğer günlerden. Hello! Bugün atelim çıkacak. 7. günüm. Her şey yolunda. Şişliklerim gitti. Sadece sarılığım var buralarımda. Ama tabii şu an fondötenden dolayı o da gözükmüyor. Morluk ponç olmadı. Diğer günlerin zaten resmini koymuştum. Oradan da görmüşsünüzdür. Onun dışında atel çıkarken video çekeceğim zaten. Beni bu süreçte zorlayan tek şey boğazım oldu. Boğazım çok 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 acıyor. Öksürük var. Geniz akıntımdan dolayı bir öksürüğüm var. Alerji ilacı aldım. Muhtemelen alerji ilacı rahatlatacaktır biraz. Çünkü burnun içindeki dikişler de zaten rahatsız ediyormuş. Bu kaşıntı yaparmış. Hapşırık falan da oluyor. O yüzden alerji ilacı kullandıktan sonra biraz rahatlayacağımı düşünüyorum. Heyecanlıyım. Bakalım bugün nasıl geçecek? Nasıl olacak? Göreceğiz hep birlikte. Bana diyorlar ki çok güzel buz uygulamışsın demek ki. Yo dedim. Buz uygulamasıyla şişliğin bir ilgisi yok. Şimdi bunu açınca burnumu şiş göreceğim, biliyorsun değil mi? Evet. Şiş, enli, kalın. Hazırım. Onlar hep haftalar, günler haftalar içerisinde azalacak. Acıyor biraz. Biliyorum. Geçecek, azalacak. Ay, burnum. Ben şimdi ilk... Değişim var mı be? İlk temizliğini yapacağım. Yatay mı? Yamuk mu? Ne demek o? Böyle kaydırak mı? Şimdi bak bu köpük. Eve gittiğin zaman duş alacaksın ya. Saçın, saçındaki ya da yüzündeki köpükle, şampuanla duşun içindeyken benim yaptığım gibi böyle burnumu bugün yarın öbür günkü duşla güzelce temizle. Oldu mu? Tamam. Yağlanıyor çünkü temizliği de kolay sızlıyor. Olmuyor. Biliyorum. Burnun şiş olmasına rağmen çok iyi görünüyor. Neredeyse ameliyat olduğu belli olmayan. Ya, biraz da senin istediğin gibi olacak ama bugün biraz daha düz göreceksin şişlik nedeniyle. O yavaş yavaş daha iyi olacak ama
iyi görünüyor. Yandan kaydırak değil mi? Kaydırak göreceli. Nasıl bir kaydırak? Çok kaydırak mı, az kaydırak mı? Onu göreceksin şimdi. Şişe indikçe artacak ama o görüntü. Nasıl? Karşıda. Güzel mi? Hello, bugün birinci ay kontrolüme geldim. Şu anda yukarı çıkacağım. Burnumun birinci ay hali bu şekilde. Çekebilirsem yine kontrol içinde video çekeceğim. Şurada ya, şöyle görünüyor. Bu gittikçe buradaki ödemin azalacak. Sonra burada ödem kalıyor biraz. Sonra o da azalıyor aylar içerisinde. Ve şurası geçince burnunun ucu biraz daha kavis gösterecek. Genelde böyle oluyor. Yani burnunun ödemi geçtiğinde belki 1 milimetrelik bir kavis görebiliriz. Bir de üzerindeki sürekli bir şeyler soyuluyor gibi. Dokunmadığın için oluyor. Ya ama evet. Aslında çok dokunuyormuşum gibi geliyor. Hatta korkuyorum. Demek ki hiçbir şey dokunmuyor. Dokundukça soyulmaların azalır. Şimdi içine bakacağım. Sıcanız. Kaldır. Sıcanız. Ben çok beğendim bunu. Örnek bunlardan biri. Bu tarafını da çekecek misin? Çekeyim mi? Ben de çekeyim. Ameliyatımın birinci ayından herkese selam. 21 Kasım'da ameliyat oldum biliyorsunuz. Şu anda 25 Aralık'tan bu videoyu çekiyorum. Önce burnumu göstereyim. Şu anda önden bu şekilde. Birinci ayım. Bu şekilde. Biliyorsunuz. Başta gerçi söyledim mi hatırlamıyorum ama her yerde söylediğim için ben kaydırak bir burun istiyordum. Doktoruma da en başından beri kaydırak bir burun hatta anesteziyi almadan önce bile ameliyat halinde kaydırak olacak değil mi diyerek gözümü kapattım. Dolayısıyla yani süreci rahat geçirdim ama alçılar çıktığında bir tık hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Yani hayal kırıklığına uğradım derken burnu kötü anlamda söylemiyorum. Hani kaydırak beklerken kaydırak olmayan bir burunla karşılaştım. Tabii ki şiş çok normal. Şu an bile şiş. Bu arada kimse şiş olduğuna inanmıyor ama gerçekten yani bu ve bunun gibi videoları izleyen arkadaşlarım biliyorlardır ki birinci ayda zaten en şiş olduğu zamanları. Bunun için bir sene falan geçmesi gerekiyor. Neyse. Bir seneden belki daha fazla geçmesi gerekiyor. Oturması için, şişliğin tamamen inmesi için. Bu bir süreç. Konuya geri dönecek olursam, ilk bandajlar çıktığında hani evet güzel bir burun. Evet yüzüme olmuş. Yani şiş haliyle bile beğendim. Zaten videoda da var o işte bandajın açılım kısmı, işte doktorun söyledikleri, benim tepkim vesaire. Ama sürekli mesela kendimi çekiyordum. İşte kaydırak olacak mı, kaydırak olacak mı diye. Evet kaydırak, çok kaydırak bir burnum olmadı. Ama bunu doktorum şu şekilde açıkladı. Her yüz tipinin bir karakteristik özelliği var her yüzün. Ve ben senin istediğin gibi bir burun yapmış olsaydım hem senin sağlığını, yani nefes olsun ya da işte diğer burun yapın olsun, buna olumsuz etkileyecekti. Hem de senin yüzünün karakteristik yapısını bozacaktı dedi. Yani bunu zaten yine videoda da eklediğim videoda da detaylı bir şekilde bana da açıkladı yine birinci ay kontrolümde. Diğer konuya gelecek olsak doktor bana ameliyat öncesinde şunu söylemişti. Hazırlıklı ol. Çünkü burnunu bandajlar açıldıktan sonra kimse beğenmeyecek. Kimse beğenmeyecek demeyelim de çok şiş olduğuna dair işte hani acaba yaptırmasaydın gibi bile eleştiriler alabileceğimi söyledi. Ama yandan çok beğeneceğimi falan söyledi. Ben tam aksine yani bunu beklerken çevremdeki herkes burnumu çok beğendi. Hatta şöyle, kimse burun ameliyatı olduğuma inanmıyor. Yani birinci aslında şöyle, yüzümde bir değişiklik olduğuna inanıyorlar. Yani bir değişiklik var sende ama bu değişim ne bilmeyen kişiler bu şekilde düşünüyor. Sonra işte ameliyat oldum falan deyince şaşırıyorlar. Eski aynı, yeni aynı gösterince ki aslında buraya da ekleyeceğim. Başlıkta da koymaya çalışacağım şu anda koyabilirsem. Yani before after haline baktığınız zaman burun bambaşka bir burun olmuş. Ama bunu bu yüze yedirebilmek, yani yedirebilmek mi denir artık, uyumlu hale mi getirmek
Yani bence çok zor bir şey. Gerçekten hani yüzümün bütünlüğünü bozmadan, işte orada kondurulmuş bir burun gibi duran bir burun yok şu anda suratımda. Bunu yapmadan bunu başarmış. Aslında çok bambaşka bir burun ama bambaşka değil gibi. Neyse, ne söylüyordum. Sonuç olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Çoğu insan da, bu arada ben yapaylığı seven biriyim ama çoğu insan doğal dursun, doğal olsun diye biraz daha tutturan, biraz daha ısrarcı olan insanlar. Yani aslında belki de normali bu. İşte doğal olsun, yüzüme uyumlu olsun. Ben tam tersine yapay olsun, burun estetiği oldu, anlaşılsın kafasında olan bir insandım. Ama zaman geçtikçe, işte bu dönüşleri de aldıkça sanırım benim de içime siniyor. Zaten birinci ay kontrolümden sonra doktorumun da hem bana açıklaması, işte hani neden bu şekilde olduğunu veya bir, şu anda birinci ay olduğu için bunu yorumlamamın çok erken olduğunu, işte birinci senenin sonundan itibaren burnumun oturmaya başlayacağını bana işte zaten anlata, idrak ettire ettire bir şeyler kafamda oturdu. Dolayısıyla şu anda çok şiş olmasına rağmen yüzüme çok uyumlu, çok güzel durduğunu düşünüyorum. O yüzden yapay olmasının benim için bir önemi yok. Ama işte birinci senenin sonunda o burun ucundaki hafif kalkıklık, zaten ameliyathanedeki resmimi de koyacağım. O minimum ödem olmuş hali, ameliyattan hemen sonra çekilmiş. O hali alacaktır. Çünkü o zaten yine burnumun ya ham hali gibi bir şey, ödemsiz hali diye düşünüyorum. Onun dışında çok korkuyordum. Yani bu zamana kadar neden ertelemişim dediğim bir şu anda dönemdeyim. Korkan varsa doğru doktoru bulduğunuzda bence hiç korkmayın. Benim en büyük şansım, ben doktorumu uzun yıllardır takip ediyordum. Başta da söylemiştim. Takip ediyordum ama anestezi korkum, işte bunun için ameliyat, işte bıçak altına işte girmeye değer mi, işte sonuçta burun falan filan diyerek o korkumu işte bastırmaya, işte kendimi bastırmaya çalışıyordum. Ama bir cesaret geldi ve yani artık zaten beğenmediğim bir uzun olduğu için o cesaretle yaptırdım. İyi ki yaptırmışım. Dediğim gibi sürecim zaten çok kolay geçti. Çok hafif bir şişlikle devam etti o süreç. İşte morluğum bile çok az oldu. Çok ağır bir griple ben bu süreci geçirmeme rağmen, yani o süreç gripten kaynaklı. Hani videonun başında diyorum ya, hani boğazım acıyor, işte o hortumdan falan filan, alakası yok. Bildiğiniz grip geçiriyormuşum. Bayağı kötü oldum zaten sonrasında. O süreçleri paylaşamadım. Sesim falan gitti, burnum tıkandı. Bayağı öksürük. Dolayısıyla hani ben griple bile bu süreci bu kadar kolay geçirdiysem, demek ki böyle bir de grip süreci olmasa çok daha rahat atlatacağımı düşünüyorum. İşte 10. günde çalışmaya başladım mesela, ama bence 7. günde de çalışmaya başlayabilirdim. Dediğim gibi grip olmasaydı. Grip beni çok yordu. İşte çok bitap düştüm, halsiz düştüm. İşte öksürüyorum sürekli, boğazım acıyor, burnum tıkalı. O beni mahvetti. Yani konforsuzluk dışında, hani ilk günler böyle hani sırt üstü yapmaya çalışmak dışında bana işte hiçbir olumsuz etkisi olmadı. Süreç gayet rahat geçti. Dolayısıyla olacak varsa güvenli doktoru bulduğumda gerçekten işte bunu, işte ben ameliyat olmak istiyorum, buna karar verdim diyen varsa hiç korkmasın. Gayet rahat bir süreç. Bir de ben açık oldum biliyorsunuz. Açık rinoplasti. Hani açık birazcık daha böyle işte morluğu fazla olan, ağrılı olan bir süreç diyorlardı. Hiç ağrım olmadı. Morluğum çok az oldu. O yüzden her şey güzeldi. Bunun dışında bütün işte resimleri ekledim, videoları ekledim. Ha, şunu söyleyeceğim. Süreçle ilgili sorusu olan varsa, yani aşağı soruları bırakabilirsiniz. Belki soru cevap videosu da çekebilirim. Onlara göre de bir soru cevap videosu hazırlayabilirim. Ya da yine işte aynı zamanda Instagram'ıma ulaşabilirsiniz. Instagram'dan özelden soruları sorabilirsiniz, soracağınız soru varsa. Hepsini cevaplamaya hazırım. Umarım sizin aklınızdaki soruları da yanıtlamışımdır. Doktorumu merak eden varsa özelden paylaşabilirim veya yorumlarda paylaşabilirim. Samsun'da yaşayıp ameliyat olmak isteyen varsa. İşte böyle. Güzel bir süreçti, güzel bir videoydu. Benim için ilk video deneyimimde. Umarım size de yararı olmuştur.
Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ameliyat olmak isteyen varsa hiç korkmasın diye tekrar söylüyorum.